Herkese selam, Pes Türkiye kanalına hepinize hoş geldiniz. Gözlerim nasıl? 2 saattir ağlıyorum biliyor musunuz? Heyecandan. Gerçek, şaka şaka. Yeni uyandım. Arkadaşlar, Official Reveal Trailer E-Futbol PES 2022'nin ilk trailerı yayınlandı. İsterseniz bir kontrol edelim. Bakalım nasılmış trailer. Çimler çok kaliteli görünüyor. Şunu söyleyeyim. Diyeceğimi de unuttum. Yani stat içi ambiyans, o koltukların bile kaliteli bir şekilde görüneceğini gösteriyor herhalde. Tabii ki Lionel Messi var. Ama bakalım Messi Juventus, bu arada izlemedim daha önce. Juventus stadına mı çıkacak, ne yapacak? Lewandowski, Shaw. Evet. Messi'nin üzerindeki forma. Bu vardı zaten, güneşin kaybolması, açılması bu yıl da vardı. Aha. Messi ne yapacak şu an? The pitch all bir, yani bu oyunda yine bir diyor pitchlikler olacak diyor büyük ihtimal orada. Messi'nin üzerindeki forma çok ilginç bir forma değil mi ya? Acaba satın alabileceğimiz ya da bir sürümle olabileceğim, abi çok iyi forma. Bunlar olacak aynen. Yani daha fazla zaten bunu biliyoruz. Oyun içi bu tarz animasyonlar gelecekti zaten. Söylüyorlardı. Evet, stat. O tüneli. Görüntü kalitesi. Neyse, bir şey demeyeceğim. Bu diyor şeyde diyor, seviyede oyun diyor, her zaman diyor iyidir diyor. Yine Messi kalçaları biraz çıkık yapmışlar. Çalım olayında sağ analog büyük ihtimal yine var. O şey hafif, yani vücuduna yakın tık 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 yapması. Ve Iniesta zaten biliyorsunuz partnerlerden. Biri Iniesta, ama ona rağmen Iniesta bu yıl oyunda yine çok aşırı iyi değildi. Bakalım önümüzdeki yılda, artık 1-2 ay içerisinde belli olacak. Cihazlar takılmış durumda Iniesta'ya ki yani onun vücut yapısını vesaire tamamıyla sahaya yansıtabilsinler diye. Tabii geçtiğimiz yılda bu vardı. Iniesta ve Messi gibi çok önemli oyunculardan oyunla ilgili fikir alıyorlardı biliyorsunuz ki. Evet, dribling vesaireden bahsediyor. Oyun için başka, evet, görsellerden daha çok gidersek. Evet, bakın bu R3 mesela. O yana hafif yaptığı hareketi sağ analogla yapabiliyoruz. Daha doğrusu R3 değil, sağ analog diyeyim. R3 bastığınızda. Evet, Pique'ye de takmışlar. O gördüğümüz Puyol değildi değil mi? O Puyol mu? Ha, tamam. Kafa hakimiyetlerinde vesaire. Yani aslında PES'i FIFA'dan ayıran özellik bu biraz. Adam o fiziki açıdan o vurmaları vesaireyi gerçekten iyi yapıyorlar. Bu konuda birazcık aslında çaba gösteriyorlar diyebilirim. Benim aklım hala orada Puyol muydu o? Yani çağırdılar mı acaba diye. Dokunuşları vesaire, fauller, bunları gerçekten yine gerçekçi yapacaklar. İnanılmaz bir aslında çalışma yapılmış. Ama tabii ki bunu oyuna yansıtmak ve Neymar. Oho! Çok ilginç formalar var. Bu arada formaları şeyden dolayı da yapmış olabilirler. Yani bu e-futbolun kendi formaları da olabilir. Ya da öylesine bir forma yapıp hani çünkü sponsorluk vesaire olabilir. Ya da partner kulüpten çıkılabilir falan diye kullanmasınlar diye belki böyle
Kendilerine özel şimdilik bir forma yapmış olabilirler. Ya da oyun içerisinde bunları satın alabilme ya da bazı editionlarla bunlara sahip olabilme durumu olabilir. Biraz da koşulardan bahsetti. Evet, toplam 4 yerde olacak. Mobil de gelecek tabii ki. Rashford suratımıza top attı. Bu yıl yine bakalım Rashford iyi olacak mı? Çektiği şutun hızlılığına bakın abi. Bonucci. Çok iyi. Şimdi bireysel anlamda evet çalıştığı oyuncuları da gösteriyor. Bireysel anlamda fiziki açıdan zaten oyunda bir sıkıntı olan bir şey değildi. Ben ama şeyi izlemek isterdim. Yani bir bakalım kulüp selection olacak. Günlük yine match pass olacakmış. Mobil kontroller. Mobilde de çıkacak oyun. Onun dışında dedim ekstra bir kart olacak mı? Şu anda görünmüyor gibi. Oynaması ücretsiz. Oynaması ücretsiz diyor. Acaba bu ücretsiz verilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara lütfen yazın ama bu şekilde PES 2022 ücretsiz mi olacak acaba? Yani ben sanmıyorum ama free to bilmem ne diyor. Benim İngilizcem bu kadar. Siz yorumlara yazın. Ama ilk trailer paylaşıldı. Ben oyunun ücretsiz olup olmamasıyla değil de hani ilgilendiğim olay şu. Acaba oyun içinde ya evet çalımları ya da o kontrolleri gösterdi ama daha çok o çim görüntüsü bilmem ne hani oraya odak ya da hiçbir kaleci mesela refleksi göstermedi. Bir kaleci refleksini de görmeyi çok isterdim. Ama kaleciyle ilgili bir şey olmadı. Yani gerçekten ilginç. Free to play diyor. Oynaması serbest, ücretsiz gibi mi anlaşılması lazım? İngilizcesi olanlar lütfen yoruma yazsınlar. Bizim için önemli. Ve ilk trailer buydu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? İş yapar mı? Zaten şunu söyleyeyim. Oyunda çok büyük bir değişiklik yapılmaz. Yani oyun motoru değişse de fiziki açıdan zaten FIFA'dan daha iyi bir oyun PES. O yüzden fizik, oyun fiziği açısından, oyuncu fiziği açısından zaten bozmalarını gerektirecek bir şey yok. Ne var? Oyunda küçük şeyler var. Değiştirilmesi gereken şeyler. Bunlardan bir tanesi çok fazla çarpışma olması. Bunlardan bir tanesi ne bileyim bazen oyuncuların aptal topu kontrol ederken böyle abidik gubidik hareketler yapması. Bir de ayağının altından topu hızlı verilen paslarda ayağın topunu ayağın altından kaçırıp rakip forvete pas verir gibi bir böyle konum olması ve her defasında bunun olması aslında bu birazcık değiştirilmesi gereken şeyler. Onun dışında ikili mücadelelerde vesaire bir sıkıntı yok. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu oyunun ücretsiz olacağını mı gösteriyor? Gelen haberler doğrultusunda bilgi vereceğiz ama şu anda böyle bir şey var. Haberiniz olsun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.